herhangi bir şeyle ilgilenmeye başladığınız zaman bağlandığınız şeyler de olmaya başlıyor. Mesela futbolla ilgilenmeye başladığınızda bazı futbolcular sizin favoriniz olur. Aynı şey diğer spor dalları için de geçerli. Sinema, müzikle ilgilenirseniz çeşitli aktörler veya şarkıcılar favoriniz olur. İşte aynı şekilde profesyonel güreşle de ilgilendiğiniz zaman bazı güreşçiler favoriniz olur. WWE'ye merak saranların da favori güreşçileri olması çok doğal. Türkiye'de WWE'nin genel şekilde kitlelerle ilk buluşması Fox TV'deki yayınlarla oldu. Bu dönemlerde de yaş kitlesi genel olarak küçük arkadaşlarımız ilgi duymaya başladılar buna. Hemen favori güreşçilerini seçtiler bile. İşte bunların belki de en popülerlerinden birinden bahsedeceğim bugün. Jeff Hardy. Türkiye'de son yıllarda internetten kendisini geliştirmiş kişilere bakmazsanız muhtemelen Rey Mysterio ile birlikte en çok sevilen güreşçidir Jeff Hardy. Hatta belki daha bile çok seveni vardır. Aradan yıllar geçse de çocukken Jeff'i severdim diyenlerin buralarda olduğunu biliyorum. Kendi yapmış olduğu hatalardan dolayı belki de çok daha büyük bir güreş kariyeri olacakken maalesef bir seviyede tıkandı kaldı. Yine de muhteşem bir kariyeri var elbette. İşte bugün gelin Jeff Hardy ile ilgili belki de bilmediğiniz birkaç hikaye ve anıdan bahsedelim. Herkesin bildiği gibi Jeff ve abisi Matt beraber tag team olarak boy gösteriyorlardı. Hatta bu alanda bir sembol olup tüm zamanlarında en iyi tag teamlerinden biri olmuşlardı. 1999 yılında şirkette aktif şekilde rol alacakları zaman onların menajerliğini üstlenen çok tecrübeli bir isim vardı. Günümüzde de aktif şekilde ortamlarda yer alan eski güreşçi Michael Hayes. Hayes kendisinin efsane olarak anılmasında önemli yer tutan Fabulous Freebirds'un bir parçasıydı. Aynı oradaki deneyimlerini Hardy'lerle de uygulamak istiyordu. Yalnız bir noktada biraz garip bir fikri vardı. Hardy'lerin aynı kendilerinin eskiden Fabulous Freebirds zamanlarında olduğu gibi giyinmelerini istemişti. Bunu da hem Jeff hem de Matt'i yanına çağırıp söyledi. Matt pek tepki vermese de Jeff Hardy bunu istemediğini direkt dile getirdi. Fabulous Freebirds'ün çok farklı bir tarzı var ve herkesin isteyebileceği bir tarz değil bu. Jeff bunu istemediğini Hayes'e söyledikten sonra biraz ortam gerilse de Hardy'ler istediğini aldı. Onları tanıdığımız, bildiğimiz ring kıyafetlerini giydiler. Michael Hayes de yanlarında onlarla ilgilenen bir abi gibi kaldı. Jeff Hardy sandığınızdan çok daha erken güreşe başladı. Başlamayı da geçin. Çok çok erken WWE'de boy göstermeye başladı. Günümüzde bu kadar genç yaşta buralarda olabilen başka bir isim yok. 1994 yılında şirkette yüksek yerlerde olan Razor Ramon'un karşısına gencecik bir çocuk çıkacaktı. Sarı taytlı bu çocuğun adı Keith Davis. Aslına bakarsanız Jeff Hardy'den başkası değildi o. Razor'ın bu maçta zorlanması beklenemez. Aynen de öyle oldu. Jeff Hardy'yi yani Keith Davis'i perişan etti. Hepimiz biliyoruz Jeff'in 16 yaşında WWE'de güreştiğini. Ama bilmediğimiz bir şey var. Jeff Hardy WWE'de boy göstermek için yetkililere yalan söyledi. Yaşını 18 olarak gösterdi. Razor Ramon'dan sopa yediği o günlerde Jeff, demin de dediğim gibi, yalnızca 16 yaşındaydı. Yılları ilerlettiğimizde Jeff Hardy'nin çok başarılı bir kariyeri var. Hardy Boys olarak şirkette gözde görülür şekilde en iyi tag teamlerden biriydiler. 2001 yılında Intercontinental aldıktan bir süre sonra 2003 yılında artık Main Eventer'la göz kırpıyordu. Takım olarak bu kadar başarılı olduktan sonra tekilde de aktif gidiyordu. Jeff'in bir süredir sorun yaşadığı madde bağımlılığı bu dönemde iyice tavan yaptı. Uykusuzluk çekip antrenmanları geçin, şovlara bile geç kalıyordu. Düşünsenize, binlerce kişi şovu izlemek için orada ama siz vaktinden geç geliyorsunuz. Bazı şeyler kabul edilebilir olmuyor elbette. Bunun da ötesinde ring içine bile yansıyan problemleri artık iyice artmaya başlamıştı. Sonunda WWE ona rehabilitasyon teklifinde bulundu. Çok küçük yaşta şirkette yer verdikleri bu çocuğu kolay kolay kaybetmek istemediler. Bağımlılıktan kurtarmak için rehabilitasyon tekliflerini Jeff Hardy reddetti. Reddetmekle de kalmadı. Kontratını da feshetti ve gitti. İlerleyen yıllarda bir tekrarına daha tanık olacağımız şeyin ilki yaşanıyordu. Jeff Hardy WWE'den TNA'ye gitti. Ring of Honor deneyimi de yaşadı bu süreçte. 2005 yılında Turning Point pay-per-view'unda olması gerekirken istemedi ve yer almadı. Böyle yetenekli bir isim, adeta rüzgarda savrulan bir yaprak gibi bir sağa bir sola gidiyordu. WWE ona bir şans daha vermek istedi.
Kendisini güreşe verdiği zaman cidden yeteneği konusunda kimsenin şüphesi yok. Ne yapıyorsa kendi zararına yapıyordu. Bir yandan da bağımlılık problemleri devam ediyordu. WWE'ye gelip bir süre devam ettikten sonra düzenli yapılan sağlık testlerinde bocalamaya başladı. Temmuz 2007'de uyuşturucu testinden geçemedi ve 30 gün boyunca ceza aldı. Bir güreşçi için 30 gün çok olmayabilir. Bazı güreşçileri bilirsiniz. Senaryosu olarak aylarca ringden uzak kalabiliyorlar. Ancak unutmayın, 30 gün ceza almak utanç verici bir şey. Jeff sizce akıllandı mı bu cezadan sonra? Elbette hayır. 2008 Mart'ta bir testten daha geçemedi. Bu sefer de bir öncekinin iki katı, yani 60 gün ceza aldı. Öyle 60 gün ceza aldı geçti demeyin. Bu demektir ki Intercontinental şampiyonluğunu bırakmak ve Money in the Bank maçında yer alamaması demek. O sene WrestleMania'da düzenlenecek olan Money in the Bank'in mutlak favorisiydi. Şirkette onu buna hazırlayacaktı ama kendi kafasızlığı yüzünden kariyerinde sıçrama yaşaması iyice erteleniyordu. Jeff kariyerinin kademe olarak en yüksek zamanlarını 2008 sonları ile 2009 yılında yaşadı. 2008 sonunda kariyerinin ilk WWE şampiyonluğunu kazandı. 2009 ise onu WWE'yi TV'den izleyen Türk güreşseverlere tanıştırma senesiydi. Herkesin hatırlayabileceği üzere o sene SmackDown'da World Heavyweight şampiyonluğu için CM Punk'la belki de o yılın en iyi feud'unda mücadele ettiler. İkisinin arasındaki rekabet öyle bir noktaya geldi ki Jeff'in gerçek hayattaki durumu ringlere taşındı. Bağımlılık problemlerini CM Punk tüm izleyicilere duyurarak onunla alay ediyordu. İkili arasındaki bu rekabetle ilgili her şeyi yukarıdaki karttan bulabilirsiniz. Çok ayrıntılı bir video sizleri bekliyor. Jeff bu olayların sonunda şirketten bir kez daha gitti. Gitmiş olduğu sürede de bir video tüm internette yayıldı. Kafası güzel Jeff, CM Punk hakkında ileri geri konuşuyordu. Küfürler bir kenara, Punk'ın bu kadar yükselmesini kendisinin sağladığından da bahsediyor. Zaten tüm sevenlerini hayal kırıklığına uğratması yetmiyormuş gibi bir de böyle bir şeyle anılır oldu. Kendine geldiği zaman söyledikleri için özür dilese de kimse o dediklerini unutmadı. Üstelik Jeff bu feud sonrasında steroid haplarıyla ve uygunsuz bir takım maddeler etkisinde araba sürerken polise de yakalandı. Düşünün, kariyer zirvenizi yaşıyorsunuz ve hala akıllanmıyorsunuz. Şirket size daha ne kadar tahammül edebilir ki? WWE onu kovup 100 bin dolar da ceza kesti. WWE kariyeri bu şekilde noktalandıktan sonra artık tekrardan TNA'deydi. WWE daha katı kuralları olan ve daha çok kitleye ulaşabilen bir şirket olduğu için TNA'de daha rahat ediyordu. Yani rahat ediyor dediğim, yediği haltları daha rahat yapabiliyordu. Orada güreşirken birçok kez yetkililerin ona ulaşamadığı zamanlar oldu. Bu durum o kadar çok tekrarlanmaya başladı ki artık TNA yetkilileri bile ondan bezmişti. Tam hangi tarih ve gösteri hatırlamıyorum. Ama Jeff bir keresinde canlı gösteriye çıkacağı gün bir türlü salona gelmedi. Telefonlarını arıyorlar ama ulaşamıyorlardı. O gece maçı olmasına rağmen Jeff ortalarda yoktu. Sonunda geldiğinde ise nerede olduğunu soran yetkililere bir yılanın telefonunu yediğini söyledi. Bundan dolayı uçağı kaçırdığını ve kendisine ulaşılamamasının sebebinin bu olduğunu söyledi. Ne kadar mantıklı sizce? Demin de dediğim gibi, TNA'nin WWE'den daha rahat ve disiplinsiz ortamı Jeff'in çok işine geliyordu. Bu durumu o kadar iyi kullanıyordu ki artık herkesi kendisinden bezdiriyordu. Sadece salona geç gelmeyi bırakın, orada olmasına rağmen bile Jeff birçok kez saklanıp maça son anda çıkıyordu. Bunu bilinçli yapıyordu. Herkesi gerip müziği çaldıktan sonra bilerek geç çıktığı çok an oldu. Kendisi bunu yaparken eğleniyordu. Ama TNA yetkilileri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bir seferinde Jeff, Terry Taylor'ı arayıp bir pay-per-view'a çıkmak istemediğini söyledi. Bazı şeyleri işte bu kadar suistimal ediyordu. TNA'daki en zirve olayıysa zaten benim kanalımın en çok izlenen videosu. 2011 Victory Road pay-per-view'ünde yaptıkları. Şimdi bakın, bazı şeyler vardır bahane kabul edilebilir. Hata da olabilir, telafi edersin. Ancak Jeff'in bu yaptığı gerçekten son nokta. Güreş kariyerinde idol olarak gördüğü ve çocukluk kahramanı olan Sting main event'te onun karşısına çıkacaktı. Bu onun için bir lütuf. Düşünsenize, idol olarak gördüğünüz biriyle birlikte maça çıkacaksınız. Peki Jeff ne mi yaptı?
Herhalde bunu kutlamak için kafayı buldu. Uyuşturucu etkisinde utanmadan bir de maça çıktı. Sting'in o an yüzündeki ifadeyi hiç unutmuyorum. Büyük hayal kırıklığı ifadesi. Jeff ringde saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Seyircilerle alay etti. Maç başlarken de Jeff'in mücadele edecek durumda olmadığı yetkililere hakem tarafından belirtildi. Eric Bischoff tamamen senaryo dışı şekilde ringe gelip maçı herhangi bir riske girmemek için No DQ'ya çevirdi. Sting'e de bir an önce maçı bitirmesi gerektiğini söyledi. Sting Jeff'e Scorpion Deathdrop yapıp tüm yükünü üzerine vererek maçı bitirdi. Seyircilerin bullshit tezahüratlarına Sting katılıyorum diye karşılık verdi. Bir güreşçi için en küçük düşülecek anlardan biridir bu şüphesiz. Belki de en büyüğü. Yıllar böyle geçerken sadece WWE'den haberdar olan ve eğlencesine bu işi izleyen gençler Jeff ne zaman gelecek diye yıllarını geçirdiler. 2017 yılında WrestleMania 33'te yapılacak tag team maçına ise son anda sokulan bir ikili tüm stadyumu ayağa kaldıracaktı. Jeff ve Matt Hardy Boys olarak geri gelmişti. 8 sene sonra Jeff tekrar WWE'deydi. Eskisinden daha farklı şekilde karşımızda. 2019'a kadar arınmış ve rahatlamış bir Jeff izledik. 2019'da ise Jeff yine başını belaya soktu. Temmuz ayında sarhoş yakalandı ve tutuklandı. Ekim ayında ise sarhoş şekilde araba kullanırken yakalandı. İşte Jeff Hardy ile ilgili az da olsa bir takım ilginç hikayeler ve anılar bunlardı. Sizin de anlayacağınız üzere Jeff Hardy için WWE çok uğraştı. Küçücük yaşta şans verip onu hep şirkette bir şekilde barındırdı. O her defasında eline yüzüne bulaştırdı bu şansı. Günümüzde Jeff'in daha iyi kullanılması gerektiğini düşünenler var. WWE yıllarca ona böyle şans verdikten sonra Jeff bunları elinin tersiyle itti. O yüzden bence hala WWE'de bulunduğu için kendisini çok şanslı hissetmeli.